Kanda'yız. Sol tarafımız deniz. Geldiklerinde... Rekor kırmış durumdayız. 9 saattir yayındayız. Merhaba, yeni bir yayına hoş geldiniz. Haftanın ilk gününde artık iyiden iyiye sonbaharın bizlere hayatımızda dair pek çok şeyi fısıldadığı şu günlerde. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Hafta sonu ne yaptınız bilmiyorum. Biz gayet eğlendik. Cumartesi günü Kenan Taş'ın doğum gününü kutladık. Değil mi Kenancığım? Ama çok iyi partiydi yani kabul edelim. İyi evet. yani iyi haber yapıyor muyuz bilmiyorum. Emin değilim. Onun takdiri bize ait değil. Ama iyi partiliyor muyuz? Partiliyoruz bak şimdi. Bir istersen e, yaş günündeki o o o ana gelelim. Baştan ver bir bak. Tam o pasta yaptırmışlar. Kardeşim bu nasıl bir pasta ya? Ben böyle fantastik pasta görmedim ya. Aç testini. Evet, <laughs> <Ya> hangisi hangisi? Cüneyt Bey sarı kişiyiz. Hayır o hayır, hayır, siz, sizsiniz. Demeyelim. Bu Kenan Bey. Ee, Peki ben niye bu kadar çaresiz görüyorum? Öyle bir, <laughs> şey. bir <laughs> pasta <laughs> yaptırmışlar ki Kenan. Ben orada mutsuz, çaresiz aşkadaşlar, elim başıma almış duruyorum. Yani, sen, sen orada teşekkür neredeyse bir Cüneyt Özdemir gibi oturuyorsun yani. Keyfin yerinde şey. Yani bu sana kıyak olarak mı böyle bir şey? Yaş günü taygı olduğu için mi böyle olmuş? Anlamadım yani. Bir de ancak böyle... Bizim zamanımızda çikolatalı pasta vardı. Üflerdim mumu keserdim. Böyle bir fantastik pasta dünyası ne kadar gelişmiş ya Türkiye'de. <laughs> evet. Benim benim kucağımda da taş var Cüneyt Bey. Öyle mi? Uca... Sen de onu tutuyorsun Tağ. bir de. <laughs> evet. Altına da şey yazmışlar. Kenan taş taş yemesin diye. <laughs> Peki yani Türkiye'de mengenli ustalardan gelinen nokta bayağı bir şey göz kamaştırıcı. En azından pasta dünyasında. Sevindirici yani evet. hani böyle bir pastayı görmek. Aynen öyle Cüneyt Eyvallah Kenan. Kaç yaşına girdin şimdi? 38. 38. Daha gençsin. Gençliğinin baharındasın. Değerini bil. Heyecanımız <laughs> yüksek. Gençliğimiz heyecanımız var. var. Enerjimiz var. Gençliğimiz var. Peki Kenan görüşürüz birazdan. Hafta sonu kulüp dizisinin ikinci sezonunu izlemeye başladım. Zeynep Günaytan'ı kutlarım. Gerçekten müthiş bir e, şey kurgulamış. Atmosfer kurgulamış. E, çok e, televizyonlarda göremediğimiz cesurlukta bir dizi çekmişler. <laughs> o, o açıdan da kutlarım. E, normalde hani ana akımda göremeyeceğimiz kadar cesur. Ama bir yandan da siyasi olarak da cesur. Söylem olarak da cesur. Türkiye'nin belki de artık azınlık olarak tanımladığımız e, ve unutulan renklerini bambaşka bir atmosferden anlatıyor. Çok da eğlenceli bir atmosferden. Çok da duygular da geçiyor. Oyunculuklar da on numara. Tebrik ederim. Ama asıl bir başka bu dizinin sanat yönetmeni kimse onu da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu tür şey dönem dizilerinde biliyorsunuz bir noktada böyle her şey bir tiyatroya dönüyor. Yani tamam hani dönem kıyafetleri yapılıyor bilmem pankartlar açılıyor bilmem ne oluyor. Bir süre sonra ya olmamış diyorsun yani böyle bir müsamere gibi bir şeye dönüşüyor. Kulüp bunu aşmayı başarmış. Yani gerçekten iyi bir atmosfer yaratıyor. Burada da sanat yönetmeni kim bilmiyorum. Bir bakın bakalım kimmiş sanat yönetmeni. Onun zevkini görüyorsunuz. Mesela bizi e, de bir ev gördüm. Vay anasını dedim ya. Burası dedim kesin büyük adı herhalde. Nitekim Rastlantı mı yok? bak bendeki algı bu sen şimdi bizi seviyorsun oradaki aa, bak bu evdeki ne bileyim sevişme sahnesi hakkında kalıyor. Ben de bakıyorum ya duvarlara bak abicim finishingler nasıl ne kadar ilginç bir ev. yani diziye şu birkaç sahne evde geçen sahne bambaşka bir şey katmış. Ya kimdir nedir kime sorma dedim ki ya bunu en iyisi Hasan Çalışlar'a sormak lazım dedim. Dedim dün akşam yarın bugün arayacağım diye. Nilay Örnek Hasan Çalışlar'la Mimar Hasan Çalışlar'la bir podcast hazırlamış. Ee, onu paylaştı sosyal medyada onu gördüm ben de geçen gün size önerecektim. Ee, çok çok ilginçte bir haber var. Haber gizli. Bak haberin içine gizli ama Nilay da fark etmemiş. Gazeteciliği bırakıp çok iyi bir podcast şey olduğu için. Bu ev kimin eviymiş biliyor musunuz? Adadaki bu ev. Ee, dizideki fotoğraflardan gösterin. Bunun adı Derviş Villası. İlk yaptıran Rıza Dervişmiş bunu ve de daha sonra Kemal Derviş oturmuş. Hayatını kaybeden eski ekonomi bakanı hatırlarsanız. Şimdi de Kemal Derviş'in eşi Neslihan Hanım kışları böyle dizilere kiray veriyorlarmış. Hasan Çalışlar da bununla ilgili bir e, yazı da yazmış. Çeşitli mimarlık dergilerine de yazıyor sevgili Hasan. Aynı zamanda Hasan'ın Instagram sayfasında da e, ilginç bir e, şeyi vardır onun. E, Adanın modernleri diye yazmış. E, Büyük Adanın yaşlanmayan modernleri diye bir hashtag'i vardır. Ee, bu arada Hasan Çalışan'ın Instagram sayfasını mimarlıkla ilgilenenlere tavsiye ederim. Ee, ve de Büyük Adada belki de normal şartlarda Kültür Bakanlığı'nın yapması gereken bir çalışmayı yani Büyük Adanın yaşlanmayan modernlerini hep beraber e, şeyin altına alıyorlar. Böyle bir fotoğraflarını çekiyor, evlere gidiyor ve de yarın bir gün hani bunlar zıp diye ortadan kaldırıldığı zaman bir anlamda e, bir şey olarak kalıyor. Bu evi de gördüm. Hatta geçen gün Kalebodur'dan bizim Pelin'le beraber bir ada turu yapmışlar. Sadece mimarlarla beraber 20 bin adım atıp 12 evi gezmişler. Yani içeride insanların yaşadıkları evleri. Ya dedim niye beni çağırmadın? Sen burada yoktun, Bodrum'daydın Cüneyt'cim dedi. Biraz önce konuştuk. Ben de alacağın olsun dedim yani. Bildiğiniz gibi mimarlığı seven bir kardeşiniz olarak bu tür konulara ilgi duyuyoruz. Bir başka da film daha seyrettim. Madem böyle hani hafiften şeyden gidiyoruz. Guy Ritchie biliyorsunuz Madonna'nın eski eşi eniştemiz. <laughs> Öyle olur ya Ayhan <laughs> Sicim oldu style. Eniştemiz Guy Ritchie bir tane film çekmiş Antalya'dan sonra. E, Afganistan'da. Ve de e, gayet de iyi oyunculuklar var. E, bunu da tabii ki Amazon Prime'da izledim. Onların özel şeyi. Ve de e, Sevdim. Yani onu da tavsiye ederim eğer denk gelirseniz. Özellikle bu tarz filmleri sevenler için. Tabii ben bir de Afganistan'a gittiğim için birkaç defa ortamı çok gerçekçi yapmışlar. Güzel de bir tema yakalamışlar. Burada biliyorsunuz Afgan Afganistan, Amerikan Afganistan'dan çekilirken 55.000 bin çevirmeni geride bıraktı. Onların hikayesi. Ne çok güzel ele almış. Yani çok fazla spoiler vermeyeyim. Bütün bunlar olurken yani işte kulübü açıyorum bilmem ne yapıyorum. İnternette bir haber denk geldi. Timur Soykan bir günde bir haber yazdı. Dedim ki herhalde bu bir haber değil de Haneke filmleri vardır. Biz böyle İstanbul Film Festivali'ne giderdik. Orada işte Haneke'nin böyle manyak dünyasıyla ilgili böyle bir çeşitli filmler gelirdi. Ya yani dersin ki şiddetin bu kadarı da olmaz be kardeşim. Ama çok sıradan anlatır o şiddeti yani. Yani şu senaryo, bunu bir senaryo olarak Haneke'ye versek, Timur'un yazdığı şeyi, Haneke der ki hiç kelimesine dokunmayalım, aynen bunu olduğu gibi Timur'un yazdığı gibi çekelim bunu. Olay gerçekten sürreal derecesinde insanı ürkütüyor, korkutuyor ve de yahu böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz? Bir profesör tutuklanıyor, tutuklandı. Adı Süleyman Salih Zoroğlu daha önce FETÖ'den atılmış. FETÖ'cü olarak tespit edilmiş, atılmış. Şimdi öğreniyoruz ki o adam çocuk psikiyatrı. Anladığımız kadarıyla. Çocuklara işte gidiyorsun ya çocuğun bir şeyi var mı yok mu diye götürüyorsun. Fakat şey kabus demiş ama kabusun üzerinde hani ötesinde daha absürt şeyler var. Çocuklara bir değil, iki değil, sayılar 5 ile 40 arasında çocuğa işte senin kişilik bölünmen var, senin bilmem neyin var, alt kişiliğin var, üst kişiliğin var deyip işte sana aslında baban tecavüz etti diyerek aileleri zan altında bırakmak mı dersiniz? iddiaları söylüyorum. Babayı zehirletmeye kalkmak mı dersiniz? Çocukları alıp kendi muayenehanesinde işte yok örnek hasta bilmem proje hasta diye çalıştırmak mı dersiniz? Çocukları alıp kendi evine götürüp orada yaşamaları mı dersiniz? Kardeşim gerçekten böyle manyaklık görülmedi yani. Kabus çok hafif bir kelime olarak kalıyor. Ama asıl sıkıntı şu. Hani böyle bir şey bir kez olur da dersin ki ya bir kez oldu olur böyle vakalar. Hani her sistemin içinde şeyler vardır. Yıllar boyunca devam ediyor. Abi çocuğunu psikiyatra götürüyorsun. Çocuk bir geliyor sende. Bir de yönlendiriyor çocukları. Baban sana tecav diyor, tecavüz ediyor. Tecavüz etmedi. Hal etti senin kişi farklı. Beş tane kişiliğin var. E hatırlamıyorsun sen. Bir süre sonra manipüle ederek çocuğu inandırmaya başlıyor. Hay, hani aile yıkılması değil. Düşünsene kendi çocuğun tecavüz ettiğini söylüyor sana. Korkunç yani hani. Asıl sıkıntı şu. Nasıl oluyor da bu adam yıllar boyu doktorluk yapmaya devam ediyor? Tabii daha başka şey de var. Mesela ketamin diye bir uyuşturucu madde var. Bundan kullanıyor. Çocuklara veriyor. Çeşitli şeyler yapıyor. Hipnoz yapıyor. Uygula uygulama yapıyor falan. Ve de çocuklara intihara kalkanlar mı dersiniz? Boşananlar mı dersiniz? Aileler çaresiz gidiyorlar şikayette bulunuyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Fakat adam yıllarca bu düzeni götürüyor. Karısıyla beraber. Karısı tutuklanmamış anladığım kadarıyla. Hatta karısıyla konuşmuşlar. Ee, ne demiş kadın var mı videosu getir bakayım. Sormuşlar sizin eşiniz böyle bir şey yapıyor ne nedir diye. Tabi şimdi bunlar bir bakıyorum gerçekten tuhaf. Bazı FETÖ'cü hesaplar buna sahip çıkıyorlar. İşte ya bu adama iftira attılar bilmem ne yaptılar şey yaptılar. Tam bir manipülasyon aynen o düzen devam ediyor yani şeyde. İşte diyor ki kadın da ya işte benim eşim böyle bir şey e, yapmıyor bilmem ne yapmıyor. Kadın adam bununla da yetinmiyor. WhatsApp'tan mesajlar atıyor ailelere. İşte sen tövbe et bilmem ne yap tebliğ veriyor bir yandan yani hani ailelere. Çocukları düşmanlaştırıyor iftiranın en şeyini atıyor korkuncunu. Bir yandan da ailelere de telkinde bulunuyor işte şunu yap bunu yapma bilmem ne. Ee, tövbe edin öbür dünyası var bu işin bilmem ne diye. Anlamadığım şu yani meslek birlikleri yok mu? Herhalde adamlar şikayet etmiştir yani böylesine bir iftirada bilmem de. Niye bu kadar zaman bu işi yapabildi? Nasıl yapabildi? Ve nasıl oldu helal olsun şu anda bak taktiği ortaya çıkıyor. Ve de e, şimdilik şey karısı serbest köyde ve şeyde iki ayrı evde çocukları şey yapıyormuş. Karısına soruyorlar niye diyorlar yani böyle bir şey yapıyorsunuz. İşte çocuk esirgeme kurumlarının halini görmüyor musun diyor. Pardon. Düşünsenize yani hani. Hepimizin çıkartacağı dersler var yani bundan hani. Sistemdeki boşlukları bu adamlar böyle şey yapıyorlar. Kullanıyorlar, faydalanıyorlar ve de yıllar boyunca böyle bir şekilde e, buna devam ediyorlar. Çok korkunç ya. Ben bunu okurken ya dehşeti düştüm ya. Timur'da hani bayağı uzun yazmış. Ya diyorum Allah Allah böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten bir yandan dedim ki bunun filmini mi çeksek acaba? Hani her nekeyi beklemeyelim. Çünkü motivasyonu neymiş diyor Magic Freebox kardeşimiz. Bilsem delilik yani hani. ya yani ne olduğunu da bilmiyorsun yani hani. Neden bir insan böyle bir şey yapar? Bir çocuğa değil onlarca çocuğa bir gün değil yıllarca yani karısı da bu işin bir parçası. Karısını nasıl serbest bıraklar anlamadım. Kadın da savunuyor. Olur böyle şeyler diyor. Biz de çocuk mi verecektik diyor. Netflix'e sat diyor Ahmet Aka. Ay Allah Şimdi duymuşlardır. Yani. Bitti kaçırdık elimizdeki mis gibi balı. Bu adama ne ceza verecekler acaba? Korkunç bir şey yapıyor çünkü adam yani. Hani biliyorum pek çoğunuz yazıyorsunuz. Onun cezasını cezaevinde verirler diye ama. Keşke böyle olmasa yani. Herkesin aklına ilk bu geliyor ne yazık ki. Gelmemeli olmamalı ama. Türkiye'de devletin denetleme mekanizması yok gibi bir şey. Doğru aya bırakırlar diyor. O da doğru. Baksanıza bu hani e, bir haber okudum, dehşete düştüm. Bir e, çatışma olmuş diyor. Bu şeyci adam susurluktaki Ziya bandırmalı hayatını kaybetmişler. kes silahları çekip bir böyle şey kurtlar vadisine gibi birbirine ateş ediyordu. Dava sonuçlanmış, nefsi müdafaa, iki yıl 8 ay ceza almışlar, çıkmışlar. Hatırlıyor musunuz o görüntüleri? Bugün gelen böyle dehşet haberlerinden bir tanesi de oydu. Dedim ya bazen ben diyorum ki ya Cüneyt acaba sen abartıyor musun? Hani çok mu şey yapıyorsun? Biraz aşırı mı diyorsun? Diyorum yani abicim silah taşıyorsun. Bir şey olmuyor. 3 yıla kadar zaten cezası var. 10 yıla kadar hiç ceza almıyorsun. Adliyeden giriyorsun. Açık cezaevinden çıkıyorsun diyorum. Sonra diyorum ki ya Cüneyt sen de biraz fazla yani. Yayın bittikten sonra ya acaba çok mu abartıyorsun yani? Yok abicim bayağı herkesin birbirini vurduğu görüntüler olan şeydi. İki yıl, sekiz ay alıyor çıkıyor insanlar. Herkes Erdoğan'ın Elon Musk görüşmesini konuşuyor. Biliyorsunuz bu hafta Birleşmiş Milletler Haftası ve de e, ve de Erdoğan çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Şimdi pazar günü de Elon Musk'a randevu verilmiş tamam mı? Elon Musk 11 çocuğu olmuş. Bir tanesi hayatını kaybetmiş doğumdan 20 gün sonra. 10 tane çocuğu var. Onlardan bir tanesini alıyor ve de Türk evine geliyor Birleşmiş karşısında. Şimdi herkes şaşkın. Ulan diyorlar nasıl yani Türkiye? Nin? Aç sesini biraz. Erdoğan da seviyor. Çocuğun adı X. Ne haber la X? Gel bakayım ben. Gel bakayım. Erdoğan amca merhaba da bakayım X diye. Biraz sesini açalım bir. <laughs> Top hediye ediyor Erdoğan'a bak. <laughs> X. X oğlum. <gülüyor> X. X. <laughs> <laughs> Karısı nerede diyor soruyor. Diyor ki ayrıldık diyor. Karım San Francisco'da çocuğa ben bakıyorum diyor. Şimdi biraz önce Zeynep'le bu görüntü üzerine konuştuk biz. Dedim ki ya, ya dedi. Yani Zeynep bunu biraz daha şey yapıyor. Eşim Zeynep. Diyor ki ya bu diyor biraz hani çok feminen bir meydan okuma diyor. Güzel bir şey diyordum. Ben de güzel buluyorum. Ama diyorum yani ben tam tersi Adam belli ki pazar günü çocuğuyla geçirecek herhalde. E şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı çağırınca da dur abi şimdi çocuğu bıraktın geldin zaten adam New York'ta yaşamıyor. San Francisco'da yaşıyor. Oraya geldin gittin. Baya bir şey. Dur demiş alayım götüreyim demiş. Gayet sempatik bir şekilde almış getirmiş. Erdoğan amcasının karşısına oturmuş dizinin üzerine işte. Bana çok sempatik geldi. <laughs> Siz nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. Ama e, ve de Erdoğan da demiş ki hatırlarsanız ben buradan da demiştim bir zamanlar. Ya keşke Almanya'daki Tesla fabrikasının açılışını haber yaparken burada söylerken ya keşke Erdoğan'ın arkadaşı söylese de Türkiye'ye gelse demiştim. O da duymuş Erdoğan beni. Cüneyt kardeşimiz böyle mi diyor? Aa bize oradan faydalanmak düşer. Aramış ilanı. <laughs> Yok abi ne duyacak izlemiyordur yani. <laughs> Çağırmıştır şeyden. İşte randevu verilmiş. Mustafa Varank orada. Niye Mustafa Varank orada da? Şu andaki Teknoloji Bakanı kim Kenan? O niye orada değil? Bunu bilmiyorum. Yani Mustafa Varank eski Teknoloji Bakanı diyebiliyorum. Onun yardımcısı şu anda e, Teknoloji Bakanı oldu ama or yanında mı hemen? Ha, Hakan Fidan'ın yanında. Hakan Fidan da orada. Hep beraber. O top nereden geldi acaba? Kimin fikri top hediye etmek? Reyhan Bey getirmiştir oradan hediyelerden. Mehmet Fatih Kacır da orada. Şimdi ne konuşmuşlar? Bir demiş ki Erdoğan ya şu Tesla fabrikasını buraya da açsanız olabilir mi? Eğer Almanya gibi büyük indirimler, teşvikler bilmem ne olursa olur. Şimdi deniyor ki ya işte TOG varken Tesla burada rakip mi olur? Ya kardeşim zaten adam buradaki fabrikayı açtığı zaman sadece Türkiye pazarına vermiyor ki. Bütün Avrupa'ya şey yapıyor. Nasıl bak diğer arabalarda olduğu gibi. Türkiye'nin ne vereceğiyle ilgili bir şey. Ama sadece prestiji için bile, yani böyle bir hap, yeni bir hap neden olmasın yani? İnsanlar böyle şey rakip geldiği zaman rakiplerin e, şeyi küçülteceğine inanıyorlar. Yani diğer rakibi boğacağına inanıyorlar. Eğer serbest rekabet varsa nasıl YouTube'da mesela gazeteciler geldi geliyorlar şimdi farklı farklı gazeteciler geliyor. Ben diyorum ki bu çok iyi bir şey YouTube adına. YouTube'u daha saygın bir yere taşıyor. Düne kadar bunlar YouTuber, Mutuber diyenler. Şimdi herkes YouTuber oluyor gördüğünüz gibi. E, i̇yi bir şey bu yani. Hani. E, Tesla'nın da Türkiye'ye gelirse gelmesi bence olumlu bir şey olur. Gelir mi? İnşallah gelir diyelim. Yani ama bizim togumuz var. Tesla'yı istemiyoruz. O bence saçma bir fikir. Yani onun şeyden bu komplekslerden çıkmak lazım. Tam tersi kardeşim. Tesla da gelsin, tog da büyüsün. İkincisi Starlink meselesi var. Starlink'i getirin, getirir misiniz denmiş. Şimdi Starlink'de bir sıkıntı var. Starlink aslında uydu hizmetleri veriyor. Biliyorsunuz ara sıra böyle gökyüzüne bakıyorsun, bir uzaylılar geldi zannediyorsun. Elon Musk'ın uyduları dolanıyor et etrafında. Bütün dünyayı bir ağ olarak şey yaptı. Şimdi dünyadaki internet ağı bildiğiniz gibi fiber ağlarla donattık bütün dünyayı 10 yılda en baştan düzeyinde. Bir de bunun alternatifi uzayda olan var. Uzaydakinde Elon Musk hem e, şey şirketi kurdu SpaceX, kendi müzeleriyle gönderdi ve de şimdi dünyada bir alternatif bir internet marketi yarattı. Şimdi oradaki sıkıntı şu, bu aslında Elon Musk diyor ki ya bizimki özgür. İşte ne bileyim İran'a açıyorum diyor, Ukrayna'ya bilmem ne yapıyorum diyor. Ama mesela Ukrayna'nın e, kendi Starlink anı kullanıp Rus şeylerine hatta Polonya'da sanırım, ee, bir nükleer santrale vurmaya kalktığı zaman da kendisi kapattığını söylüyor. Biz diyor bunu gördük, bunu kapattık diyor. Ukrayna'daki interneti. Ama özünde, yok biz diyor baskıcı ülkelere karşı alternatif yaratıyoruz ve de yarattığımız şey de Starlink. Ee, tabii mesela SpaceX'in ticari uzay e, taşımacılığı yapıyor. Türk uydularını da taşıdı iki defa herhalde. İlk müşterilerinden biri biz. Nitekim sonra işler açıldı falan diye espri yapmışlar. Yani Starlink'te öyle bir sıkıntı olabilir. Yani bir yandan özgürlükler, bir yandan da şimdi BTK'nın kontrolüne gireceksin, şey olacaksın. Orada bir çatışma çıkar mı? Bence çıkabilir yani bir sıkıntı olabilir. Starlink'in BTK ile Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Yarın bir gün ama, e, farklı bir şekilde Gelir mi? Gelir ama dur abi ben BTK'nın altına gireyim deyip gelmez gibi geliyor. Ama gelir mi? Belki işte Elon Musk'dır. Ne yapsa yeridir yani. Hani adam her şeyi yapabiliyor yani. Hani şunu yapmaz dediği bir şey yok. Nevi şahsına münhasır bir milyarder kardeşimiz kendisi. Ve biliyorsunuz 10 çocuğu var mesela. Ee, ilk i̇lk evliliğini Kanadalı bir e, akademisyenle yapıyor. İkizleri var, iki tane ikizleri var. And Grimms'den bu. İsimler de tuhaf mesela. Bunu, bu çocuğun adı aslında X bile değil. Tuhaf bir harf. X sağ 12 bilmem ne falan. Ondan diyorlar ki ya, o çocuğun adı çok zor oldu. Şimdi yarın bir gün Türkiye'nin cumhurbaşkanı gelir söyleyemez demişler. O da o zaman X yapalım demiş. <laughs> Junior'ı CR yapıyorlar ya bu da X diye. Kısaca X. Mesela bunun bir de ablası, kardeşi var. O da Y. <laughs> Öbürü de Z değil. Başka şeyler de koymuş ya. Azure var, Strider var, Tau var. Saxon var. Eskiden tabii daha düzgün isimler koyuyormuş. Hatta e, çocuklarından bir tanesi de cinsiyet değiştirmiş. 18 yaşının altında olmasına rağmen. O da ilginç haberlerin arasında. Mesela bunun adı XAE o, A plus 12'ymiş bu bilgileri ne yaparsanız yapın derler ya işte. Ama en şeyi çocuğu bakmış demiş ki ya ben de 10 tane var Sayın Erdoğan. Siz de çocuk sevginizi biliyoruz. Bu sizde kalsın bir süre demiş. <laughs> Çünkü çıkışta çocuk yok. <laughs> Girişte çocuk var. <laughs> Erdoğan da ona kendi kitabını vermiş. <laughs> Daha adil bir dünya mümkün diye bir kitabı var biliyorsunuz Erdoğan'ın. O da onu vermiş. O da çıkmış o espriler yapıyor yani. Abi çocuk yok ne oldu falan diye. Yani. <laughs> Ağızka Türkleriyle bir araya gelmiş Erdoğan. Ne dediysek oluyor gördüğünüz gibi. Ben demedim mi? Türk evine gider. Ağızka Türkleriyle beraber olur. Birleşmiş Milletler'e gider. Birleşmiş Milletler'e girdiğinde gazetecilerin bir kısmı girebilir bir kısmı girmez. Gezer. <laughs> Adem Metan da orada gördüğüm kadarıyla. Ama o Erdoğan uçağıyla gitmemiş. Kendisi. Dedi ki ben dedi kendi masraflarımı verip gidiyorum dedi abi. Aferin dedim sana. Şimdi ya iyi ki seçilmediler diyeceğimiz bir haberle karşınızdayız sevgili dostlar, seyirciler. İyi Partili Bilge Yılmaz bir tane tweet atıyor. Tweet'te de ne diyor? Getir bakayım ekrana. Uzun bir tweet. Diyor ki yani, bütün bu şey diyor. Daha önce atmıştı yani. Bütün bu şey diyor. En, bir dakika verme manşeti. Manşeti verme. Diyor ki maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grup toplumundaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikvalleri için kullanmaktan hicap duymuyor diye tweetini bitirmiş. Uzun bir tweet çakıyor yani. Hani CHP'ye, Kemal ona ee, biz buradayız diyor. Biliyorsunuz artık İyi Parti ittifaka girmeyecek zaten. Onu belirttiler. Canan Kaftancıoğlu da bunun üzerine bir tweet atıyor. Ne diyor Canan Hanım? Bakalım. Tweet'i getireceksin ki onun üzerine konuşalım. Bazen ben böyle arkadaşlara şey yapıyorum buradan. Ya bu da çalışanlarına ne kadar kötü davranıyor falan. Kardeşim siz bir de bunun kamera arkasını görün. Bu kamera önü. <laughs> Yok ya arası tabii ki ben de insanım. Bir şeyler ters gidince burada canım sıkılıyor ya. Niye böyle diyorum, niye şey diyorum ama. Kaftancıoğlu diyor ki Bilge Hocam Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak hangi çıkar grubunun parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum. Diye bir tweet atmış Canan Hanım. İyi en azından kim onlar dememiş yani. Ben de onlardan biriyim demiş. De, bir çıkarımız ne demiş yani. Her kavgaya da girmeyelim. <laughs> Şimdi dilimin ucunda bir şeyler geliyor Tunç Soyer demiş ki İzmir'de CHP kesin kazanır algısını kabul etmemiş. İzmir'de e, bu doğru mu sizce demişler. O da demiş ki. İzmirlilere haksızlık. İzmir öyle ne olursa olsun bağnazca oy kullanan bir şehir değil. İzmirler tam tersine çok ince eder, sık dokur, eleştiriler bakar, çok ciddi kritik eder. Kısacası öyle bir durum yok demiş. Şimdi CHP'de bir tiyatro oynanıyor. Yani ya bir kurultay var ama bir kurultay tiyatrosu oynanıyor aslında. Hepimiz biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçilecek. Ama o sırada kitlelerin gazını almak için Özgür Özel e, ve de e, işte Örsan Öğmen de bu yarışa girdiler. Örsan Öğmen biraz daha ulusalcı bir kadroyla. Özgür Özel bayağı bir milletvekiliyle. Şimdi işte il il dolaşıyor. Orada Kılıçdaroğlu'na adamları geliyor, bağırıyor, konuşturmuyor falan. Hararetle bunu tartışıyorlar. Vallahi benim de hiç ilgimi çekmiyor. Çünkü Özgür Özel de aslında bu kadronun bir parçasıydı yani. Kendisi de inkar etmiyor zaten yani. O da 5 defa seçilmiş. CHP'yi e, birebir e, içeriden bilen, şey yapan bir isim. Ama Özgür Özel de büyük bir değişim getirir mi? Emin değilim ama e, ama e, o da bayağı konuşulan konular arasında şu anda ama ben de hiç konuşmak istemiyorum. Kenan bir şey yazıyorsun, ne yazıyorsun? Gelsene okuyamıyorum bana, anlat. Nedir durum? Birileri ee, bu şeye bahsediyorsun herhalde. Bu anlat Bili şimdi diyeyim. Biliyorsun bu manşetle ilgili şimdi Timur Soykan'ın bir yazısıyla ortaya çıktı. Kamuoyu bu meseleyi bu o, Süleyman Bey meselesini e, Timur Soykan'ın yazısından öğrendi. Bununla ilgili Ankara Barosu'ndan bir avukatın bir şeyi var, iddiası var. Avukat o şeyle bu dosyayla ilgili. Yani şimdi o avukatın ben iddialarını gördüm. Ama ne kadar doğru, ne kadar şey bilmiyorum. Çünkü şu anda FETÖ'lüler, FETÖ'cülerin bir kısmı, hani yurt dışındaki FETÖ'cülerin bir kısmı çaktırmadan bu davayı şey yapmaya çalışıyorlar. Hani bir iftira davası bilmem neye döndürmeye çalışıyorlar. O yüzden emin olamıyorum yani. Hani e, değil mi sen emin olabiliyor musun baktığın Yok zaman? şimdi şimdi şöyle bir şey var aslında. Ben bunu atmamdaki sebep şuydu. Daha çok sıcak bir mesele. Sıcak olduğu için tam net kararlar, yargıtay vesaire o süreçler geçmediği için. Hani iddia boyutunda gibi duruyor. Biz de iddia Durdu. diyoruz canım yani şey. Sadece e... o sebeple bir bilgi notu olarak e, bu şey yazıyı attım ben. Ankara Barosu'ndan bir avukat arkadaşlarla konuşmuş. Olayın pek de anlatıldığı gibi olmadığını dile getiriyor. Sadece bir iddia. Tabii karşılıklı iddialar var. Mahkeme sürecinde göreceğiz bizde neler olduğunu. Olayla ilgili tam olarak neler yaşandığını. Peki ben de iddia olarak verdim zaten. Dur gitme madem geldin. Milli takımda bak ne olduk. Türkiye Futbol Federasyonu Aynen. Başkanı sanırım yayınları takip ediyor bizim de yayınları. Stefan Kunsu görevden aldılar, değil mi? Oysa devam edeceklerdi. Ne oldu? Bir maç falan Aynen. oldu mu arada? Olmadı. Ya, olmadı. Bu ya bu şimdi Türkiye'deki futbol biraz şöyle oluyor. Biraz kamuoyu baskısına direnemiyor hiç kimse. Ne başkanlar direniyor, ne kulüpler, ne futbol federasyonu direnebiliyor. Kuntz başarısız bir e, milli takım dönemi geçirdi. E, çeşitli faktörler vardı bununla ilgili. Ama gelin görün ki son iki maçtan sonra da e, Kudüs'te yolların ayrıldığı dile getiriliyor. E, biz de söylemiştik geçen hafta. Biz de bunu konuştuk. Bu nasıl? Esra o, o zaman yani? Mehmet büyük ekşi mi geldi? Hamit <laughs> topu <laughs> geliyor bu şehirde. <laughs> ya gerçekten tamam. anlamıyorum. Fatih Terim gibi son derece başarılı bir futbol adamı. Şu anda dünyanın farklı yerlerinden de teklifler geliyor. Yani kabul etmediğini bizzat biliyorum ben. Hani ben hiç futbolla ilgilenmediğim için gayet rahat bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. Fatih Terim Bodrum'da duruyor. Şimdi Kuntuz'un yerine kim gelecek diye hoca mı arıyorlar sağda solda. Aynen öyle. Ya şimdi şöyle orada da ben size geçen hafta demiştim ya bu milli takımı kim yönetiyor diyor. Mehmet Büyükekşi mi yoksa Hamit Altıntop mu diye. Hamit Altıntop Abdullah Avcı'yı istiyormuş. E, eski TFF yöneticisi Selim Soyda'nın bir iddiası bu. E, kendisi de o yönetimle beraber e, yani futbol dünyasının içinden birisi. Hamit Altıntop Abdullah Avcı'yı istiyormuş. Mehmet Büyükekşi TFV Başkanı da Fatih Terim olsun istiyormuş. Hatta sadece Fatih Terim değil işte yardımcıları da Arda Turan'la Emre Belezoğlu olsun diye bir iddia var. Tabii bu ne kadar doğru? Sergen'in adı geçiyor. Sergen olur mu? Bir ara eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Löv vardı. Joachim Löv az önce ekrana gelen. Onun da adı geçti. O biraz daha düştü ama muhtemelen yani ya, ya Fatih Terim, ya Abdullah Avcı ya da Sergen Yalçın üçünden birisi milli takımın başına geçecek gibi duruyor. Ee, <laughs> bakalım milli takımı kimin yönettiğini oradan anlayacağız. <laughs> Mehmet Büyükekşi mi yönetiyor yoksa Hamit Altıntop mu? Kim gelirse. <laughs> bakalım. Fatih Terim gelirse Mehmet Büyükekşi diyorsun. Ee, evet. Şey gelirse e, bir de, ama başka bir isim daha var. Möl diye bir başka teknik direktör de konuşulmuyor mu? Löv. Löv'ün adı düştü Cüneyt Bey ya. Çok o gündemden düştü. Montella. Montella. Özür dilerim. Montella'yı duymadım. Size WhatsApp'tan geliyorsa doğru, doğru olma ihtimali yüksek. Vallahi Montella'yı <laughs> alacaklar diyorlar. O zaman kim yönetiyor oluyor? <laughs> şey onu bilmiyorum. Ya. Neyse canım ya. Bakalım ne olacak. Mesela bir izleyicimiz diyor ki Fatih Terim lobisi kazanır bu savaşı. Böyle lobiler mi var futbolda? Çünkü bakıyorum mesela Fatih Terim aleyhine yayınlar yapılmaya başlanmış. Bir anda böyle bir şey lobiler mi var böyle herkes kendi adamını getirmeye çalışıyor? Şimdi mesela lobiler diyorlar ya ben Arda Turan'ın bir videosunu paylaştım. İtalyanlar Fatih Terim'e sevgi gösteriyorlar. Birisi altına şey almış Fatih Terim lobisi iş başında diye. Ben hocayı hayatında bir kez gördüm. <laughs> i̇şte, <de, hiç> <laughs> röportaj da yapmadım. Bir kez röportaj yaptım. Ben belki, şimdi lobi miyim? <laughs> belki lobinin içindesin de farkında değilsin sen. Var ya öyle. <laughs> yani şöyle bir şey. Eskiden vardı Cüneyt Bey. Bu lobby meselesi futboldaki bu Özellikle bu kamuoyunu yönlendirme meselesi gazetelerin ve spor yazarlarının çok çok güçlü olduğu dönemlerde bu vardı. İşte Aykut işte Fenerbahçe'de Aykut Kocaman döneminde Aykut Kocaman'ı eleştirenler vardı, destekleyenler vardı. Mesela i̇şte bak Kenan daha... araya giriyorum özür dilerim. Mesela Sergen'in adı geçiyor. Bir anda hemen e, sosyal medyaya Sergen Las Vegas'ta kumarhane diye Görüntüse sevk ediliyor değil mi? Bir anda çıkıyor. Mesela o görüntü ne zaman çekilmiş, ne olmuş belli değil. Belirsiz. Bir, sergen olup olmadığı da belirsiz yani. Sergene benzeyen birisi yürüyor ama bütün her yerde haber oluyor bu. İlginç değil mi Yaşıkta, bu da mesela? mesela bu da ilginç. Sergen'in 15 yaşından beri at yarışı olduğu, kumarla ya da işte oyunlarla ilgisi olduğunu tüm Türkiye biliyor. Bu bir ilk ki. Beşiktaş'ı şampiyon yaparken de öyleydi. Beşiktaş'ta futbol oynarken de öyleydi. Milli takımda da Galatasaray'da oynarken de, Fenerbahçe'de oynarken bunlar biraz şey. Bu hani bir belediye başkanı işte seçime girmesin, milletvekili seçime girmesin ya da siyaseti dizayn etmek için yapılan şeyler var ya, aslında aynı sistem futbolda da var. Aynı Peki. hikayeyi futbolun üstüne de kuruyorlar yani. O yüzden çok etkili olacağını düşünmüyorum ama muhtemelen e, Fatih Terim'in milli takımın başına geçeceğini düşünüyorum. Geçmezse sürpriz olur. Peki. Sağ olasın. Gelelim Yılmaz Güney tartışmasına. Yılmaz Güney tartışması hortladı böyle bir tartışma vardı Yılmaz Güney. Yani aslında mesele sadece Yılmaz Güney de değil. Yılmaz Güney'in gibi sanatçıların özel hayatı, yaptıkları karakterleriyle filmleri arasındaki şey. Şimdi bir grup diyor ki ya bu işte katil, işte kadınları döverdi. O yüzden boş ver. Cancel edelim. Aslında adını söyleyemiyor. Türkiye'de o kadar hani vok kültürü yok ama cancel edelim. Görmezden gelin, değersizleştirelim. Bir kısmında diyor ki ya şöyle yürürdü, böyle bakardı, bilmem neydi, Kürt'tü, sosyalistti, bilmem neydi. E onu baş tacı edin. Burada da Farah Zeynep Abdullah de ya Yılmaz Güney gibi filmler çekelim. Adımızı yaptığımız filmlerle, işlerle konuşturalım. Tarihte bizi böyle hatırlasın. Demek yerine buna böyle odun taşıyor bu tartışmaya Twitter'dan. Öyle olunca da haber oluyor. Haber olunca ne oluyor bilmiyorum ama biraz şeye benziyor bu hani Venedik Film Festivaline gidip sadece böyle yürüyen poz veren oyuncu kardeşlerimiz var ya sponsorlarla gidiyorlar hani. Ha Venedik'i görmemiştik bir de gidelim. Ve film çektin mi çekmedin? Oynadın mı oynamadın? Venedik'e geldim mi gelmedin? E, sen ne yapıyorsun burada? İşte ben işte bilmem mopart'la geldim, zalt'la geldim, uzurt'la geldim, yürüyorum. Beni de çekecekler. Niye çeksinler seni? E güzelim. E güzelim. Oyuncuysan güzellik iyi de yetmiyor. <laughs> Önce bir filmde oyna git bir şey yap yani filmin gelsin. Neyse Ferah Zeynep de öyle tatlı tatlı. Ah diyor ne kadar güzel haber oluyorum ben her gün. Yılmaz Güney e bir çakayım. Dur abicim hakimi vurmak öldürmek yok bilmem ne yok. İşte mesela Nagihan diyor ki ben Libya'dayım Yılmaz Güney tartışmalarını izliyorum. <laughs> abicim ne yapıyorsun Nagihan? Niye, yani niye Libya'dasın diye sormuyorum. Tamam insana iyi gelir bir hava almak, değişme, şey hava değişikliği böyle dönemlerde tavsiye ederim bol seyahati. İyi tatiller dilerim <gülüyor> Libya'da. <gülüyor> ee, ama ya madem Libya'ya gittin niye Yılmaz Güney tartışmalarını izliyorsun Türkiye? Libya'ya baksana Hafter ne yaptı, Mafter ne olmuş, sel felaketi vurdu bilmem ne oldu. Yok o da bakıyor o da Twitter'dan laf yetiştiriyor. Bana fikrimi sorarsanız tek bir Yılmaz Güney yok bir sürü Yılmaz Güney var. Evet. Bir cinayete karıştı mı, karıştı. Şey aldı mı? Ceza aldı mı? Aldı. Kaçtı mı, kaçtı. Yol filminin senaryosunu yazdı mı? Yazdı. Kanda büyük ödül aldı mı? Aldı. Arkadaş filmini yazdı yaptı mı? Yaptı. Türk sinemasının önemli bir oyuncusu mu? Önemli bir oyuncusu. Yani bütün bu şeylerden çıkıp bu cancel kültürünü şey yaptığınız zaman e, böyle düdük gibi kalıyorsunuz ortada. Zaten bir de şuna bakın bak. Ahmet Kaya, Orhan Pamuk, Yılmaz Güney. Farkındaysanız bu insanlara, bu tür insanları ya da bir tür tartışmalarda bu şey yapan, işte bu şöyle kötü, böyle kötü, böyle kötü diyenler hep aynı isimler. Bakın bir, şöyle girin bir arşivlere bakın. Hep aynı isimler olduğunu görüyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Bana çok ilginç geldi vallahi. Tuhaf bir aslantı. Diyarbakır, Elazığ ve Batman'da süslü kadınlar bisiklet turu yapılmış. Ne kadar güzel bak. Şimdi böyle haberleri geçen biliyorsunuz kültür yolu yapıyor Turizm Bakanlığı. Biz de gittik kültür yolu haberini yaptık. İşte o sırada valiyle de konuşuyoruz. Değil mi? Valiyle de konuşuyorsun. Oradaki sanatçıyla da konuşuyorsun. Şey yapıyorsun. Hayatında belki de Güneydoğu'yu sadece haritadan görmüş olan, hani hiçbir haber yapmayan, Faruk Bildirici gibi adamlar da çıkıp bize şey diyorlardı. Bak görüyor musun? Gidiyor kayyum güzellemesi yapıyor. Ben de dedim ki kendisine ya kardeşim sen Güneydoğu'yu 90'lı yıllardan beri ben Güneydoğu'yu sürekli gidiyorum haber yapıyorum. Güneydoğu'nun da güneyine gidiyorum yani. Kuzeyine, Kuzey Irak'a gidiyorum, Irak'a gidiyorum, Bağdat'ın da daha güneyine gidiyorum. Kuveyt'e kadar gidiyorum yani. Ve de Güneydoğu'da güzel şeyler oluyor. Bir şeyler değişiyor. Böyle bir şeyi 15-20 yıl önce hayal edebilir miydiniz? Bakın bunu kim yaptı da bilmiyorum daha. Yani Belediye mi yaptı? Şey mi yaptı? Valilik mi yaptı? Özel bir girişim mi? Kim yaptı bilmiyorum ama ne kadar güzel ya. Bunu yaşayan bilir, yaşayan. Yani Diyarbakır'a gidip o tedirginliği, o tedirginliği işte kontrol noktalarını, şeyleri gördükten sonra bunları gördüğünüz zaman o farkı görenler çok daha iyi biliyor. Bunu. Sizin gibi birinin iyi yaptığı şeyleri öne atarak şiddet savunabileceğiniz hiç aklıma gelmez diyor. S'ye akıyor. Savunmuyorum. Sadece bir insanı olduğu gibi kabul ediyorum. Yani bu insan bunları yaptı mı? Yaptı, yapmadı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki bu insan da bunları yapan adam bu filmleri yaptı mı? Bunu da yaptı. Onu söylüyorum. Yoksa birinin, birinden birini seçmek zorunda değiliz. Yani kendinizi taraf olmazsan bir taraf... Eğer taraf olursun psikolojisine sokmayın. Bazı konularda illa taraf olmanız şart değil. Bill Gates'in sineklerini konuş Cüneyt abi bari sen sessiz kalma diyor Fikret Doğan. Ya abi onu şimdi Esenlere gideceğiz orada kahvede konuşmayı düşünüyoruz. Be beş aile var işte. Bill Gates'in hepimize çip taktıktan sonra sinek yapmış onları yolluyor. Sivrisinek ile çipleri şarj ediyorlarmış. Bir arkadaş okeyde keşfetti. O da yanında piş oynayan arkadaşa söyledi. O dedi ki ben biliyorum onu zaten. Bizim dedi amcanın oğlu dolmuşta duymuş dedi. Kimden işte birisinden duymuş dedi. Aa dedik tamam ya bir sırrın daha sonuna geldik. Şimdilik ona zamanımız yok. Daha değerli konular var yani baktığımızda. Ya şu İtalya'da bir ada var. Hafta sonu bir başka dehşete düştüğümde oydu. New York Times'da da bir haberi çıktı. 30, 32 saatte 6 bin göçmen gelmiş Afrika'dan. Ve de e, İtalya'da da şu anda Başbakan Meloni biliyorsunuz e, acayip böyle ırkçı şeyleriyle biliniyor. Ve olağanüstü hal ilan etmişler. Abicim bütün Afrika'da bütün insan kaçakçıları birleşti. Haber aldılar ulan burada sahil güvenlik yok hadi bastıralım mı dediler nasıl bir araya geldiler nasıl bir organizasyon oldu bir yani aynı anda altı bin göçmenin gelmesi kolay mı yani hani bizim sınırlara kaç göçmen geliyor herhalde diyor Tabii Melon üzerinde de göçmen baskısı oluşturmuş bu konuşuluyor Diplomatik yol hiçbir yere varamadı demiş bir milletvekili, Lig Partisi'nin milletvekili Tunus hükümetinin İtalya'ya karşı savaş ilan ettiğini söylemiş. Arjantin'de de bir başka ruh hastası şu anda başbakan olmak üzere. Neden peki böyle diyorum? Gördüğünüz gibi seçim şeyinde, bu da aşırı sadece. Javier Mille, çalan ve yalan söyleyen politikacılardan bıktık, kas düzenine son vereceğiz diye. Gördüğünüz işte bu elektrikli testereyle çıkmış. İşte bunda acayip vaatler var yani vaatler konusunda örnek alınabilecek bir politikacı. Besim Tibuk'tan sonra duyduğum en tuhaf vaatleri e, yapan. Kore'de bir anne kızını 111 kez aramış. 306 mesaj atmış ve de kızı gitmiş demiş ki annem beni taciz ediyor. Mahkemede gel bakayım demiş. Sen anne, ne yapıyorsun kızına bilmem ne yapıyorsun diye. Kadına 6 ay ceza vermişler. Annelere duyurulur. <laughs> hani kızınız anne ben bu akşam Merve'lere gidiyorum dediğinde inanmayan, mesaj atan, <laughs> taciz eden annelere duyurulur. Kore'de 6 ay hapis vermişler. Artık gençler siz bu haberi paylaşırsınız. Gelelim Kanye West delisine <laughs> deli gerçekten. <laughs> ve de yani deli deliyi nerede bulur bilmiyorum ama Kanye West kendisine yakışanı Los Angeles'ta buldu. 26 yaşında bu mimar kadın. Böyle kıyafetler giyiyor tamam mı? En son Avrupa turuna çıktılar. Ve de Alman döneri yediler. Şimdi diyorlar ki ya Türk döneri demişler. Abicim Almanlar döneri markalaştırmış. Kanada'yı, Amerika'yı geçmiş durumda. Artık gidiyorsun Alman döneri diye bunu satıyorlar adamlar. Tescillemişler. Bu da çok ünlü bir dönerci. Bak böyle önün önünde kuyruk var. Değil mi Kenan? Biz buraya gidip yemek yedik herhalde. Öyle hatırlıyorum. Evet evet yedik. Evet. Mustafa Gemuse, Almanya'nın en ünlü dönercisi. Biz de <laughs> kuyruğa girmiştik. Hatta video Kuyruf. da var. E, bir izletelim. Bak burası gerçekten çok acayip bir dönerci yani. Uzun bir kuyruk tamam. var. Herkes geliyor, sıra oluyor. Bak arkadaki sıra ne konuşuyorduk burada? Atıyorsun. Hepsi de Alman. Almanlar tavuk döner için böyle bir kuyruğa giriyorlar. Türkiye denk gelmedik yani. Bir inanılmaz bir kuyruk Abi Türkiye'de tavuk döner yeni şey yapıyorlar. Ya bu tavuk döner mi yenir diyorlar. Burada gördüğüm kadarıyla şey nedir bu? Mustafas? Mustafa'nın sebzeli döneri galiba bu. Sebzeli döneri. Sebzeli tavuk döneri. Evet. 96'da kurmuş Türet Bey bunu. Bu biliyorsunuz döner ekosistemi Türkiye'den sonra Almanya'da da inanılmaz rağbet Zaten görüyor. Zaten döneri biraz burada yani Almanya döneri evet. bulmuş gibi bir hava var değil mi? Buradan birkaç tane firma Orta Doğu'da dönerci açıyorlar. Sonra onu Alman döneri diye milleti servis ediyorlar aslında. Döner Türk döneri yani ama... Ya baktığın zaman gerçekten şu kuyruğa bakıyorsun inanılmaz bir kuyruk var ki yani şu anda hani hava da çok şey bir hava değil. Oradan buraya geliyorsun. Gayet bir tavuk döneri görüyorsun. Kardeşimiz tavuk dönerini kesiyor orada. Sebzeli yapıyor sanırım. Aynen. Hem yani soğan var, yeşillik var, domates var. Başka bir şey gözükmüyor yani. Alamet farkı. Belki tadında başka bir şey vardır. Peki bu rastlantı mı? Nereye gitsek bir yemekçiye senle bir yolumuzun çıkması yani? Bursa'ya gidiyoruz İskenderci. Nereye gidiyoruz? Manisa'ya gidiyoruz kebapçı. Berlin'e geldik dönerci. evet. <laughs> Yani bayağı ünlü adam da sıraya girmişler. Kadın da tuhaf bir kıyafet stili var yani. Bu da çok konuşuluyor şimdi magazin kadında. Kadın böyle bir yarı çıplak gibi bir şey geziyor. Böyle bu tight gibi bir şey giyiyor. Adam da zaten ayakkabı giymiyor. En son Venedik'te biliyorsunuz o kısma gireyim mi girmeyeyim isterseniz neler olduğunu. <laughs> gondolda olan gondolda kalsın. Böyle kıyafetlerle dolaşıyor kadın yani. Bu yani şey günlük kıyafet bu ha. Yani şey değil yanlış anlamayın yani hani. Evde şey, fantazi kıyafeti değil. Hadi gel şuradan markete gidelim diyorlar. Böyle çıkıyorlar dışarıya. Evet yani. Peki Kenan'cığım. Demek ki ünlüde doğru yeri şey yapmışız yani. Evet evet. Doğru yerde, doğru yerde döner yemişiz. Bu arada tabii o da ayrı bir konu. Gerçekten Almanlar geçen gün, nereye gittim ben ya? Bir izleyicimiz diyor ki İsveçler bizden köfteyi çaldı, Almanlar da döneri çaldı. Çaldılar mı bilmiyorum ama bir işi tescil ettirip ee, yaptığınız zaman. Bir anda o Alman döneri olarak çıkıyor karşınıza. Nerede? İsveç'te bir yere, bir yere gittim. Stockholm'da geçen gün Alman döneri vardı. Alman döneri. Kardeşim Türk döneri yani. Hani Yunanistan'da bu böyle bir polemiğe giriyoruz da. Almanlarla da döner kimin polemiğine girmeyi ben kendimize yakıştırmam yani. Onu da Vedat Minör düşünsün. Değil mi? Baturay Özdemir. <laughs> Baturay'ın canını hanginiz sıktı? Belli ki biriniz bir şey demişsiniz sosyal medyadan. Hafta sonu Diyor ki benim gibi gençler zorlanıyorlar. Umarım siz de zorlanmazsınız ama aşacağız bunları. Dedim ki Baturay biz ne güne duruyoruz ya? Biz bugünler için varız kardeşim. Gel bir stand-up show yapayım biraz neşeni çoğaltalım. Tabii geceye katılan ünlülerden bahsedeceğiz herhalde değil mi Kenan? Bizim partiye katılan ünlülerden. Mesela Hasan evet. Canko'ya geldi. Ardan Özmenoğlu vardı. Elif Arda'nın özgün oldu. Elif Dürüst sanatın nabzı burada attı yani. hani. Evet. Mesela çok önemli bir konuk vardı. Bizi izleyenler de bilir. Çıplak dizisinin resimlerini yapan Mertem vardı. Mertem Sarıkaya orada oradaydı Cüneyt Bey. <laughs> Çıplak evet. resimler vardı ya. <laughs> Çıplak dizisindeki. Bir, bir, umarım yani sana hediye olarak bir resimle gelmiştir. Duvara asarız. Bir, Cüneyt Bey biri bir tablo göndermiş ama henüz açamadım hala. Bakalım içinden ne çıkacak bilmiyorum. <laughs> bir aç bakalım gel. Canlı yayında aç. açalım. Evet canlı yayında. Kim yollamış getir. Ben de ilk kez görüyorum. Büyüye alın şöyle Kenan'ı. Beni küçültün isterseniz. Canlı yayında görelim bakalım kim ne hediye göndermiş. Böyle sanatçı dostlarınız olduğu zaman gelirken bir e, şey hediyesi olarak Kenan daha büyüğe alın. Beni daha küçüğe Ha. Kenan gel burada aç ama. Açılışı da burada yap. Heh. Çerçeveli gelmiş. Güzel. Abi kimin getirdiği belli değil mi peki? Yani şeyde bir not yok mu? Kenancığım. Bu şeye döndü yalnız. Canlı yayında kutu açılışları var ya. Burada. Kutu açılışı gibi oldu. Hediye açılışı. müsteşem bir şey çıkmasın. Önce sen bak sonra kameraya doğru çevir. Ol. Hediyeleri gördüğünüz gibi. Biz böyle canlı yayında açıyoruz yani. Ya bir yardıma birisi gelsin ya şuradan. Aa! A -a. Evet. Çok güzel. Sufi resmi. Bizim Subpi'nin logosu. Güzel. Evet, güzel bir tatlı yapmışlar Cüneyt Bey. Hadi as duvarına. Ben tabii ben, o hayaller ben... daha başka bir şeydi ama gerçekler Subpi. Belki. <laughs> 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 ee, Ali Alibaba Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyormuş diye bir haber var. Ee, Ali Alibaba Grup Başkanı Michelle Evans Erdoğan'la görüşmüş. Türkiye'nin sağlam ekonomik temellerine güvendiğini söylemişler. Trend Yol aracılığıyla ülkeye şimdiden 1.4 milyar dolar yatırım yaptıklarını kaydetmişler. Biliyorsunuz Trend Yol'un yatırımcılarından bir tanesi Alibaba oldu. Orada da büyük bir pazar kavgası var. Hepsi burada. Trend Yol arasında Türkiye'de Ve de de Alibaba aslında şu anda hani Mesela ben Amazon'un neden Türkiye'de bu kadar yavaş ilerlediğini hala merak ediyorum. Amerika'ya bir gidiyorsun, Amazon her yerde. Burada da var ama şu anda o kadardır. Hani yani bir trend yol kadar büyük değil yani trend yol her yerde yani. Hem pazar olarak hem şey olarak. Bakalım 2 milyar dolar daha getireceğiz diyorlar. Paris Moda Haftası'nda Balmain'in bir şeyi varmış. 10 gün kala gasp edilip çalınmış. Yani şimdi Paris Moda Haftası'nda çıkıyor, mankenler giyiyor ya. O koleksiyonu çalmışlar. Balmain'in koleksiyonunu. Ama gasp etmeye gerek yok. Şu anda geçen mesela Hüseyin Çağlayan'la e, konuşuyorduk. Geçen yaz. Bu yaz göremedik ne yazık ki Melih ve Hüseyin'i e ama kulaklarını çınlatalım. Selam yollayalım. Dünyanın en ünlü e, modacısı. Hüseyin Çağlayan. Kıbrıslı. Londra'da yaşıyor. Ve de o bu fast fashion meselesini anlattı. Ya dedi biz dedi uğraşıyoruz, yaratıcılığımızı koyuyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Paris Moda Haftası'nda şey yapıyorsun. Daha adam şeyden inmeden, şimdi adını vermeyeyim ama bazı şey şirketleri fast fashion dediğimiz şirketler 10 gün içinde işte ne bileyim gömleğin düğmesini farklı bir renk yapıp aynı tasarımı kendi tasarımı gibi koy koyuyor. E bununla da mücadele edemiyorsun ve bütün yaratıcılığı öldürüyor diye yakınmıştı. Yani Balmain'in onu bile beklememişler. Önceden çalmışlar anladığım kadarıyla şeylerini. Abicim bu ünlüler gerçekten bir normal ünlü bulmak zor. Britney Spears kardeşimiz o da hafiften delirmişti biliyorsunuz. Instagram'ını kapatmış, kızmış. Demek ki böyle şeyler sadece Türkiye'de olmuyor. Sonra da tekrar açmış. Allah Allah. Ya hafta sonun en ilginci ise Miles Club. Mars Club diye bir şey var biliyor musunuz? Yok kartlı olan değil bu. Bu kulüp başka bir kulüp. <laughs> bir İngiliz uçağında bir çift tuvalete girmişler. Ne yapsalar beğenirsiniz. <laughs> Fakat girdiklerini de diğer uçak yolcuları hostese söylemiş. Hostes de bir anda böyle ortalık şeye dönüyor. Aslında bir görüntü daha var. O gidiyor kapıyı açıyor. Bir anda bütün uçak alkışlamaya başlıyor. İçeride tuhaf bir görüntü. <laughs> Sonra da hiç kimse neşesini bozmuyor. <laughs> Çıkıyor gelir gelirken de <laughs> dedim vallahi yani large'lıkta <laughs> böyle oldu yani hani. <laughs> Çok konuşulan haberlerden bir tanesiydi yani bu da. Bir hafta sonunun. Festival gibi diyor Kenan. Ömür Birşan diyor ki uyuşturucu kullanıyorlar gibi geldi diyor. Yani yaklaştın. <laughs> Normalde uçakla yap yapılmamız gereken bir şey yapıyorlarmış. <laughs> Cüneyt Bey çok fazla magazin haberi yaptınız bugün diyor. Ya kardeşim gerçekten hani bazı şeyleri ya, ne, ne konuşayım şimdi Kılıçdaroğlu ne şey yaptı, ne dedi, onu mu konuşayım yani hani e... ya da geçen ha başka bir şey aklıma geldi ya e... devlet memurlarını konuşamazsınız biliyorsunuz bir askerin konuşması yasaktır. Yani bir şeyin de konuşması yasaktır. Mesela e, gidersin bir tane tapu kadastro'da devlet memurunun da konuşması yasak. Neden? Çünkü kurumu düşünürler. Derler ki bu böyle bir düzensizlik olmaz. Bu kuruma saygınlığı var. Bu saygınlığı da. Yani orada bir tane herhangi birisinin kafasına göre şey yapacağı bir şey de ezdirmeyiz. O yüzden de devlet memuru olduğun zaman öyle aklına geleni söyleyemezsin. Ancak devlet memuru olup yani normal diğer memurlarla aynı Iı, kısıtlamalara sabit olan bir kurum var ki orada herkes her de istediğini söylüyor. İmamlar Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamlar normalde bir cuma hutbesi vardır. Bütün camilerde aynı şekilde konuşulur. Fakat kardeşim birkaç bakanlıktan daha fazla bütçesi olan Diyanet İşleri'nde görüyoruz imamlar kafasına göre sallıyor. Sallıyor diyorum bir kısmı yani hepsi değil. Çok marjinal görüşleri var cariyelerden bahsediyor, şeyden bahsediyor, güncel konuları, balıklama atlıyorlar. Ya bunun bir düzeni yok mu ya? Yani buradaki asker konuşamıyor, polis konuşamıyor, tapu kadastrosundaki adam konuşamıyor. Adam orada kafasına göre her şeyle konuşuyor. Anlatıyor, söylüyor, sallıyor, oradan bilmem ne yapıyor. Yani akıl alır gibi değil. Kimse de demiyor ki ya kardeşim bir dakika siz devlet memurusunuz, öyle kafanıza göre konuşamazsınız diyen de yok. Çıkınca o kürsüye her şeyi söyleyebiliyorsun. Hafta sonu bir dostumu ziyarete gittim. Kapalı Çarşı tarafına. Nuri Osmaniye'ye. Sevan Bıçakçı'yı. Deha Sevan. Yani yüzüklerin efendisi gerçekten. Oradan da yere batan sarnıcına gittim. Buradan gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik edelim. O sarnıç izbe haldeydi. Çok güzel toparlamışlar. Şahane bir aydınlatma yapmışlar. Kapıda bir kuyruk yani bir saate giremezsiniz. Günde bin kişi ziyaret ediyormuş. Ee, ve de hiç normalde müzeler pazar günü kapanır. Kapatmıyorlarmış da. Bir birkaç saat temizliği için ara veriyorlarmış. Saat 7'den 10'a kadar falan. Sonra yeniden aç açıyorlarmış. Eğer gitmediyseniz tavsiye ederim. Yani çocuğu çocukları bir götürün bakın. Bir şey anlamadım. Sultanahmet Meydanı'nda bir düzenleme yapmışlar. Bir yerden giriyorsun, bir yerden çıkabiliyorsun böyle. Etrafını demirlerle çevirmişler. Neden öyle bir şey yaptılar? Onu bir anlamadım yani. Sizin aranızda bilen var mı? Ee, belki biliyorsunuzdur yani. Niye böyle bir uygulama? Güvenlik meselesiyle ilgili de ne yapıyorlar? Yani o alana girenlerin görüntüsü mü? Yüz tarama sistemi falan öyle bir şey mi yapıyorlar? Belki de öyle bir şey yapıyorlar. Ama tabii Güzellikleri görüyorsunuz yani şeyden. Peki bugün de yayının sonuna geldik. Yavaş yavaş bugün de isterseniz toparlayalım. Erza diyor ki lisedeyken tarih ödevi için gitmiştik. Gerçekten kötü haldeydi. Şu an inanılmaz. Mülakatlara ilişkin de konuşun Cüneyt Bey. Yusuf Dağdelen. Yusuf Bey şöyle bir durum var. Türk siyasetinde böyle çok standart şeyler vardır. Bir seçim öncesi bir hayat vardır, bir de seçim sonrası. Yani ekonomi ona göre belirlenir. Siyasetçiler sizleri kandırır, oyunuzu almak için farklı konularda yapmayacakları şeyleri vaat edebilirler. Ya da hiç olmayacak bir şey yaparlar, bambaşka bir şey çıkar. Mesela der ki Ayasofya'yı ben ibadet açıyorum der. Sonra seçim biter, hadi ben bunu bir tadilata alayım der. Ya da mesela der ki mülakatları kaldıracağız der sonra gelip Milli Eğitim Bakanı der ki mülakatları biz daha iyi yapacağız. Hani kaldıracaktın. Ne oldu? O vaat, ona takmayacaksın. Herkes bilir ki böyle vaatler uçuşur. Paralar dağıtılır. Olmayacak insanlar bir araya gelir. Sadece o koltuğa oturmak için bakanlıklar verilir. O yüzden şimdi ben ne diyeyim? Bu çok yanlış ya da çok tutarsız mı diyeyim ben? Tutarlı olan ne? Abi Kılıçdaroğlu tutarlı tutuyor koltuğu bırakmıyor. O tutarlı hiçbir şekilde bırakmıyor yani. Bırakmayacağı da benziyor. Onun dışında bak The Blue Man diyor ki konuşsan ne olacak ki? Evet. Konuşsan ne olacak ki yani? Break Breck world diyor ki sanıcı hiç merak etmiyorum. Çünkü benim kültürümde yoktur. Allah Allah. Acaba Bizanslı mı bu arkadaşımız? Çünkü sarnıçlar bildiğim kadarıyla Topkapı'nın su ihtiyacını kul şey yapmak için e karşılayan yerlerdi. Yani ecdadın su ihtiyacını. <laughs> Hay Allah. Ya. Netflix'te Atatürk dizisi. Ya Atatürk dizisinin izlemeye beni de çağırdılar. Bir işim vardı gidemedim. Ama normal şartlarda gerçekten bir işim vardı gidemedim ama normal şartlarda da bu tür dizi izlemelerine ya da film galalarına pek gitmiyorum. İki nedeni var. Bir, gidiyorsun. Diyelim diziyi, filmi beğenmiyorsun. Şimdi orada galadan çıkamıyorsun. Nasıl çıkacaksın? Gazeteciler var, yapımcı var, oyuncu var, herkes gözünün içine bakıyor bilmem ne yapıyor. Hadi diyelim çıkamadım, beğenmezsen diyorum. Bitiyor film, hadi bir yemek yiyelim, bir kokteyl var. E nasıl buldun diyor. Şimdi beğenmediğin zaman ya bu olmamış diyemiyorsun. <laughs> i̇şte çok iyi diyorsun, şey diyorsun. Yani ya onu da yapmak istemiyorum. O yüzden ben genel olarak Galalar'a gitmemeye karar verdim. Bir, bir defa böyle çok hiç istemediğim bir yerde buldum kendimi. Bir baktım yalan söylüyorum. Ya çok iyi olmuş ya şahane bilmem ne. Ya da, ya da böyle bir şey oluyor böyle bir. Şimdi gidiyorsun hadi bakayım öv. Abi olmamış yani. <laughs> Diyemiyorsun yani. Aslında şurasından bakalım, burasından bakalım diye. Çevir kazı yanmasın yapıyorsun. O yüzden gitmedim, seyretmedim. Ee, bakalım ne olacak. Cüneyt, terikat ve çocuk tacizleri konularına bir belgesel çek de izleyelim. Çekebilirsen tabii. Johnny White. Johnny White, sen çek onu izleyelim. Madem böyle şey diyorsun. Ben zevkle izlerim yani. Belgeselleri de gayet şeyle oturup izliyorum, hem yapıyorum, hem izliyorum. Zaten hafta sonu biraz da belgesel ekibiyle yeni toplantılar yaptık yine. Ee, i̇lk belgeseli ya 20'sinde ya 22'sinde yayınlayacağız. Yani bu hafta içinde yayınlayacağız. Ee, Gain'le bitirin bugünkü yayınımızda isterseniz. Bu hafta ilk belgeselimizi izleyebilirsiniz tabii üyeyseniz. Gain'e artık üye olacağız yani. Ben oldum da siz de olursunuz umarım. Ee, bu platformda bizi izleyebilirsiniz. Game platformunda illegal bias ile ilgili bir belgeselle. İlk defa karşınıza geleceğiz. Türkiye'de de daha önce yapıldığını zannetmiyorum. Çok önemli bir konu. Ee, onu da ilk kez izleyebilirsiniz. Beğen tuşuna basarsanız tabii ki bunlar daha çok insan izliyor. Onu da hatırlatayım. Ee, İşbirlikleri için de Kenanet Dipnot TV'ye yazabilirsiniz. O da iyi olur. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Yarın saat 12'de tekrar buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla. Dünya çok büyük. Ancak bu dünyada geçirdiğimiz zaman çok sınırlı. Zaman kaçıyor, ben kovalıyorum. Belki biraz da bu yüzden telaşlı bir umutla anların izini sürüyorum. Kimi zaman savaş meydanlarında, saraylarda, bilmediğim ülkelerin sokak aralarında, gerçeğin karanlık dehlizlerinde, illegal dünyalarda, tarihin tozlu sayfalarında sizlere anlatacak hikayeler kovalıyorum. Bütün bunların arkasında hep o yalın ama basit arzu var. Amacım Hayatlarımıza küçük de olsa yeni bir pencere aralayabilmek, gözümüzün önünden akıp giden zamana bir virgül koyabilmek. Ben Cüneyt Özdemir, araştırmacı gazeteciyim ve artık belgesellerimle geyinde sizinle.